Aferin sana be. Hala gidiyor. Aferin sana. Maşallah. Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomda bir miski yavrumuz var biliyorsunuz. Başlattığımız teke düşen bir miski yavrumuz var. Bakın şu Ötenboz'un yanındaki, Sabuni'nin yanındaki. Onu uçuracağım. Kuş içinden kaldıracağım dostlar. Bakalım kuşumuz neler yapıyor. Bayağıdır da uçuramıyorum. Şişt, rahat durun lan. Bunlar ana oğul. Lan. Ana oğul dişi erkek ayırdığım için dişi bayağı kızgın dostlar. Bütün erkeklere pas veriyor. Şimdi kuşun içinden kaldıracağım. Rüzgarlı da bir hava var. Bakalım nasip, ne izleyeceğiz, neler göreceğiz dostlarım. Bismillah diyorum ve kuşu kaldırıyorum dostlar. Yumurta ikizi de onunla beraber kalktı ama onun yumurta ikizi inecek birazdan. Bakın miskimiz şu. Bayağı bir çekti. Evet şimdi tura girdi dostlar. Ben de şöyle geniş bir açıya geçeceğim. Evet kuşun içinden kaldırdık. Onun etkisiyle direkt böyle hedefe çöktü. Aferin sana. Çok güzel. Bayağıdır da idmanlayamadım kuşumuzu dostlar. Hem vaktim olmuyor hem havalar sıkıntılı oluyor. Kuş sert oyunlu bir kuş. Çok sıkı bir kuş. Hani rüzgarda falan uçurmak istemediğimden dolayı şiddetli rüzgarlarda bayağıdır idman almadı. Bir de vaktim olmuyor dostlar. Biliyorsunuz çakmak yavrumuzu falan teke aldık. O kuşlarımıza yoğunlaştım biraz da. Bakın aferin sana be. Ey maşallah. Bayağı bir 30-40 metre çekti dostlar. Şu an tabii kuş içinden kaldırdığımız için sürekli hedefe zorluyor kendini. Ama kuşumuz sıkı bir kuş. Kuş içinden ne kalkabilir? Bilmeyen kardeşler dostlar için de kuşu kuş içinden kaldırmak kuş için artıdır. Yani yarışmalarda falan da artı puan yazdırır. Aferin sana be. Biliyorsunuz her hareketin, her bir şeyin bir puanı var. Ya benim amacım tabii ki burada puan falan değil. Sadece böyle kuşumuzu da deneyip görmüş oluyorum. Kuşun içinden kalkınca neler yapacağını görmüş oluyorum. Kuşun içinden kalkabileceğini de biliyordum. Şu an yanında da yumurta ikizi var. Yumurta ikizi miskiyle beraber uçuyorlar. Ama o inecektir birazdan dediğim gibi. Bakın o şu kafayı diken orada yumurta ikizi olan. Bunlar iki kardeş dostlarım. Bakın şöyle ikisi de sıklı geliyor. Öndeki teke düşen şu kendini çekti şimdi yukarı. Aferin sana. Havada rüzgarlı. Bu rüzgarlar maalesef böyle dostlar. Bu dönem bizi rüzgarlar hiç bırakmadı. Tam kuşları başlattık. Güzel şeyler izleyip izlettireceğiz. Ama rüzgar oyun kuşunun en büyük düşmanı dostlar. Hani yağmurda bile böyle çok şiddetli yağmur için konuşmuyorum. Ama yağmurda bile kuş uçar ama rüzgarda uçmuyor dostlar. Sıkıntı oluyor. Aferin size be. Aferin. Şimdi ben videomu ara ara durdurayım dostlar. 4 dakikaya yakın olmuş. Çok da uzamasın video. Ara ara durduracağım. Geldikçe bir şeyler yaptıkça çekmeye çalışacağım dostlarım. Aferin sana be. Hala gidiyor. Aferin sana. Maşallah. Aferin sana. Maşallah. Dostlarım fişek tutuşu oyun anlamında çok güzel. Kanat çalıştırması. Atımları da çok güzel bir yavrumuz. Gitgide de üstüne koyuyor. Maşallah. Gitgide de üstüne koyuyor. Bakalım çok güzel günleri olacak inşallah. Başına bir iş gelmezse hep beraber seyredeceğiz dostlarım. Tekrar geliyor kümesin arkasından.
Aferin sana be. Şimdi çok sık geldiği için kendini yordu. Biraz uçuma vermesi lazım. Çünkü kardeşi falan da kalktı yanından. Şimdi kardeşi indi onun. Yumurta ikizi indi. Onun da etkisiyle böyle hep çevrede uçup sık sık hedefe girdi. Aferin sana be. Maşallah. Biraz uçuma verip kendini dinlendirmesi gerekiyor. Bakalım neler yapacak. Evet, yine geliyor. Kümesinin tam arkasından doğru geldi. Oğlum, bu kadar sık girersen kendini yorarsın. Git uçuma ver. Bunda tabii kuşun içinden kaldırmanın da etkisi oldu dostlar. Normalde tek kaldırıp bir 10-15 dakika gezdikten sonra yere kuş açmam gerekiyordu. Bir deneme yaptım. Bugün böyle kaldırmak istedim. Ey maşallah sana be. Aferin evlat. Şöyle kuşları biraz ortaya doğru süreceğim dostlar. Geçin bakayım ortaya. Geç. Geç. Tekrar geldi. Ama rüzgar savurdu onu. Geç. Bir durdurayım dostlar. Şu çakmaklı içeri almam gerekiyor. Tekrar açacağım videomu. Evet, çakmaklı içeri aldım dostlar. Aferin sana, yine geldi. Videoyu durdurduğumda da geldi dostlar. İnecek misin? Bu bayağıdır idmansız, inebilir. Bir de çok fazla oyuna girdi. Kendini yordu kuşumuz. Aferin sana maşallah. Şöyle çakmaklıyı da göstereyim. O da çok güzel durumda dostlar. Çakmaklımız da şurada. Onun da daha güzel videoları gelecek dostlar. Bir de şu tarafta rüzgar, güneş beni rahatsız etti. Çekimi buradan yapacağım dostlar. Kuşlar da hep kümesin önüne doğru yürüyor çünkü oradayken. Hem o yüzden hem de güneş biraz rahatsız etti beni dostlar. Bakın şöyle arkadan geliyor miskimiz. Evet, inme hareketleri yapıyor. Ayak göstermeye başladı. İnecek, dediğim gibi bayağı bir idmansız. Tekrar gelecek herhalde şuradan. Ben de şöyle iyice kenara alayım kendimi. Aferin sana be. Dostlarım tabansız oynamıyor. Maşallah var. Şu rüzgarda bir müsaade etse, ağız tadıyla kuş uçurup ağız tadıyla izlesek. Rüzgar sıkıntı yapıyor dostlar. Aferin sana be. Yordu kendini. Bayağı bir yordu kendini. Kuş içinden kaldırmamın etkisi çok büyük bunda. Denemiş olduk dostlar. Ama kuşumuz kuş içinden de kalktı. Aferin sana be. Hala gidiyor. Aferin, şimdi bıraktı. Maşallah. Rüzgar yine şiddetleniyor dostlar. Bakın şöyle ağaçtan da belli olacak. Nasip diyelim bakalım. Kuşumuz da uçuma verdi. Böyle uçuma vermesi gerekiyor dostlar. Yani bu kuş için demiyorum. Yani genel olarak uçurduğumuz kuşların, teke düşen kuşların oyundan sonra bu şekilde uçuma verip gezip kendini havada dinlendirip tekrar oyuna gelmesi gerekiyor. Çünkü kuşu yoran bu şekilde düz uçması değil, gelip yaptığı oyun ve fişeklerdir. Böyle düz uçarak da kendini dinlendirip tekrar gelmesi gerekiyor. Ben geldikçe açayım dostlar. Durduruyorum videomu. Geldi. Evet, inmek istiyor. Ama rüzgarda savuruyor. Kuşun bu şekilde ayak göstermesi inmek istediğini gösteriyor dostlar. Evet, kuşumuz. Aferin sana be. İnecek dostlarım birazdan. Şöyle kuşları da ortaya doğru süreyim. Aferin. Buna biraz idman vermem gerekiyor dostlar. Ama kuşlarımızın arasında oyun olarak böyle en sıkı, en kendini doldurmuş, hareketleri güzel olan yavrumuz. Benim gözümde bu yavrumuz
Yani çakmaklı da çok güzel. Çakmaklı da çok güzel ama misk yavrumuz daha farklı dostlar. Bunlar kuzen zaten. Çakmaklıyla bu kuzen. Bakın şöyle uçuma verdi. Geliyor tekrar. Evet dostlarım, videomu durdurmuştum. Şimdi tekrar geldi. Evet. Kuşumuz inişini yapıyor dostlar. Ey maşallah sana be. Aferin oğluma. Aferin. Dostlarım maşallahınızı esirgemeyin. Şöyle. Ben misk yavru diyorum ama boz dumanlı olduğunu söylüyor takipçilerimiz arasından bazı arkadaşlarımız. Doğrudur, olabilir dostlar. Ya boz dumanlı miski fark etmiyor. Bakın bunun rengi böyle. Şu da onun yumurta ikizi bakın. Şu an yan yanalar mesela. Onun rengi biraz daha açık. Şimdi ortalarındaki küçük yavru da çakmaklının kardeşi. Bunların kuzeni. Bunlar kuzen. Renkleri birbirlerine benziyor. Çakmaklı tabii koyu. Farklı bir rengi var. Çakmaklının kardeşi de bu miskilerimize yakın bir renk attı. Renkleri çok, tabii renkler de önemli ama asıl havadaki kuşlarımızın hareketleri ve oyun performansları bizim için daha ön planda dostlar. Tabii renkleri de sevdiğimiz renkler olunca daha farklı oluyor. Şöyle tekrar göstermiş olayım misk yavrumuzu. Şurada arkası dönük olan, ayna kuyrukla yan yana olan. Maşallahınızı esirgemeyin dostlar. Bu şekilde uçumlarımız devam edecek. Güzel yavrular başlattık. Elimden geldiğince çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum dostlarım. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Bu videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.